Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki dördüncü bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız benzerlik alan uygulamaları. Evet benzer iki üçgende benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir arkadaşlar. Bu cümle bizim için yeterli. Neyin benzer olduğunu zaten biz biliyoruz. Açı açı benzerliği ya da ee, şu şekilde açığa açı benzerliği çıkarsa ya da alfabete benzerliği karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Burada sorusu da var şeyi de var ama öncelikle ben burada şu hatırlatmayı da yapmak isterim. Şöyle mesela şu şekilde temel orantıda da bir benzerlik vardır. Burası 2K burası K ise benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9. Burası 4A iken burası 9A değil. Dikkat edin burası 5A olacak. Yani tamamı 9A olacak. Buna dikkat. Bu arada bunun da kısalaştırılmış hali şöyle var. Hani şunlar birbirine eşitse bir kısa hali de var bunun. Şunlar tabi birbirine eşit ve şunlar paralel olduğunda bu nasıl gidiyor arkadaşlar? A 3A. Tek sayılar. 5A 7A. 9A diye diye gidiyor. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Ee, A iken 4. Tamamı 4A. Burası ne oldu? 3A kaldı. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. A iken 9A buraya da 5A kaldı diye böyle gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kelebek de yine aynı şekilde benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit diyebiliriz. Zaten sorusu da vardır. Bakarız ama kelebekte ayrı ayrı üçgenler. Ona da dikkat edin. Evet örnek soru var orada incelersiniz. Bizim işimiz buradaki sorularla. Hadi bakalım arkadaşlar. Direktman hocam 1 bölü 2'nin karesi nedir burada? Alanlar oranına eşittir. Direkt şey diyebiliriz. 1 bölü 2'nin karesi hocam 1 bölü 4. Benzerlik alan ilişkisi. Yani burası A iken tamamı 4A buraya ne kaldı? 3A kaldı. S dediğimiz 3A, A dediğimiz 6 ise A yerine 6 koyduğumuzda cevap kaç çıkar? 18 çıkar. Birinci soru akçay oldu. Geldik ki. Ne var burada? Baktığımız zaman hocam şu üçgenle büyük üçgende birer açı eşitliği var. Bu bizim birinci kalıbımızda arkadaşlar. Yani eşitlik açı olduğunda ortak açı var mı diye bakıyoruz. Hop burası. E hocam nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım burada da 180 tanelerin 3. açı çift çizgidir. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer. Yalnız dikkat. Bu üçgenle büyük üçgen benzer. İç içe olduklarında dikkat. Noktanın karşısı 2. Noktanın karşısı 3 değil. 1 değil. Ne? 4. Benzerlik oranı 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 mi arkadaşlar bu? Evet 1 bölü 2'nin karesi kaç yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 4 yapıyor. Yani bu 1 bölü 4. Alandan oranı 1 bölü 4'tür. A ise burası 4A değil. Bakın iç içe şu üçgenle büyük üçgen benzer. Tamamı 4A. O zaman buraya kaç A kalıyor arkadaşlar? 3A kalıyor. E bizden S1 bölü S2 isteniyor. A bölü 3A'dan cevabımız S1 bölü S2. Tam tersi isteniyor pardon. 3A bölü A'dan cevabımız kaç çıkar böylelikle? 3 çıkar. İkinci soru balık esir oldu. Geldik üçüncü soruya. Evet gençler paralellik var mı? Paralellik var mı? Bir dakika bakalım. Paralellik paralellik hiçbir şey vermemiş değil mi? Ama hocam 90'dan çizilen kenar ortay var burada. Yani bu 2 2 iken burası da 2 mi? Evet. E Büyükte de, de 90'dan çizilen kenar ortay var. Yani şöyle baktığımız zaman hocam şurası 5 burası 5 ise burası da 5 olacak. Buraya da kaç kaldı o zaman? 3 kaldı. E o zaman burada bir ikiz kenarlık var. Alfa ise burası da alfa. Ondan sonra hatta burada 2'ye 3 oran var 2'ye 3 oran var. Dolayısıyla direkt bunlar paralel oldu mu arkadaşlar? Oldu. Burada da 2'ye 3 2'ye 2'ye 3 oran var. Şunlar da birbirine paralel oldu mu? Oldu. Alanlar oranı isteniyor. Tamam mı arkadaşlar? Olay bitti. Şimdi buraya bakacak olursak benzerlik oranı kaç? 2 bölü 5. 2 bölü 5'in karesi nedir arkadaşlar? Alan dağıtarak da gidebilirsiniz de. Benzerlik olduğunda benzerlik alan ilişkisini uygulayın tabii ki. 4 bölü 25. Hocam burası 4 A iken tamamı 25 A. Buraya ne kaldı arkadaşım? Buraya 21 A kaldı. E hocam 2'deki alan 4 A ise 2'deki alan burada da 4 A'dır. Bizden Taralı alanlar oranı isteniyor. 21 A bölü 4 A isteniyor. Cevabımız ne çıktı? 21 bölü 4 çıktı arkadaşlar. Evet 3. soru alçay oldu. Geldik 4. soruya. 90'lar havada uçuşuyorsa alfa beta değil mi? Öncelikle tabi burası 3 4 5 üçgenden 4. Hocam dalalım alfa beta Alfa beta. Alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer olacak arkadaşlar. E benzerlik oranı kaç? 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10. Benzerlik oranı 1'e 2. E, alanları da arkadaşlar aslında benzerlik oranı 1/2. Kenarları direkt bulabiliriz biz burada. Benzerlik alanı ilişkisinden yapmak zorunda değiliz. Madem benzerlik oranı 1 2, alfanın karşısı 3 iken alfanın karşısı 6. Beta'nın karşısı 4 iken beta'nın karşısı da 8 deriz. Olay biter. Alan ABC'de de 6 çarpı 8 bölü 2 deriz. Abi isterseniz seçenek de şu. Diğer seçenek de. Hocam şu alan A iken tüm alan 4A diyebiliriz. Hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A'yı bulursunuz sonra 4A isteniliyor deyip 4 aya da ulaşabilirdiniz. Ama kenar uzunluklarını bulmak burada da kolay daha kolay geldi bana. O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Akçay oldu. Geldik 5'e. Paralellikler var. E tamam. Ya normalde paralellikler var ya. 1'e 2, K, 2K sonra üçgende böyle... Burası A iken burası 2A deyip K'da kalan 3A ise 2K'da kalan 6A deyip bu şekilde alan dağıtmaya <laughs> devam edebilirsiniz aslında arkadaşlar. Ama ha madem benzerlik alan ilişkisi mantığındayız ve bunları paralel vermiş. O, o zaman benzerlikten gidelim. 1 bölü 3'ün karesi kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 9'dur. Yani şurası A iken tamamı 9A. Buraya ne kaldı? 8A kaldı. E sonra burası 3 ya. 3'teki alan 9A ise bak alan dağıtacağım. 3'teki alan 9A ise 3 katı 3 katı. Burası 6A mı olacak? Evet. Hocam şunda da şunda da şu paralel olduğundan 2'ye 3 oran var burada. Burası da 2n'e 3 midir? Aynen. Benzerlikten gidebilirsiniz ama gerek yok. 2n'den 3 geçerken tepe noktası a değil mi? 2 alan 15 a ise rasyonel sayıya gireceğiz. Ama biz rasyonel sayıya girmeyi sevmiyoruz. 2n'deki alan kaç burada? 15 a değil mi? E, o zaman rasyonel sayıya girdiğimiz zaman biz ne yapıyorduk? Kısaca aslında şöyle diyebilirsiniz. 2n'deki alan 15a ise n'deki alan işte 15 bölü 2a dersiniz. 15 bölü 2a dersiniz. 3n'deki alan 3 ile çarparsınız. 45 bölü 2 dersiniz. Rasyonel sayıyla uğraşırsınız. Ama ben bunda da uğraşmıyorum. Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpıyordum değil mi? 2n'deki alanı dağıtamıyorum ya. 2 ile çarpıyorum. Yani ben buraya ne diyorum arkadaşlar? 2a diyorum. Buraya 16a diyorum. Burası da 12a oldu. 2 ile çarpınca bak 2'nin katı olmuş oldu şimdi. 16 16 2 daha 18 12 daha 30 2 endeki alan 30 sa 15 katı 3 endeki alan da 15 katı 45 a yapacaktır arkadaşlar. S1'i ne bulduk arkadaşlar? S1 şurası 16 a mı? Evet. 16 a bölü S2 ne arkadaşlar? 45 a. E cevabımız ne çıktı o zaman arkadaşlar? 16 bölü 45 çıktı. Yani 5. soru böylelikle Edremit oldu. Dediğim gibi bak rasyonele bulaşmamış oluyoruz böyle. Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpınca dağıtamadığım tabanın katı olmuş oluyor. Şimdi kolaylaştırıyor. Yani işlem hatası yapmaktan kurtarıyor daha doğrusu. Evet 5. soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik 6. soruya. Ya bunu direkt dedik dersin başında da. Burası A iken direkt burası ne oluyordu arkadaşlar? Eşit olduğunda tabi paralel olduğunda. 1'e 3 ya da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 A iken 4 A oluyor diyebiliriz. Sonra ne olacak arkadaşlar? E burası K K K. Hocam. 2K'daki alan n 4A. 2 katı K'da kalan da 2 katı tepe noktası D olana baktığımız zaman. Yani 2K'da kalan 4A ise K'da kalan 2A olacaktır. Sonra şurada bir benzerlik yapıp benzerlik oranının karesinden gidebiliriz ama bence şunlar paralel ya. Burası enken burası iken değil mi? Evet. E, endeki alandan 2 endeki alana alan dağıtabiliriz değil mi? Evet endeki alan kaç? 2, 3, daha 5, 1, daha 6. Endeki alan 6 aysa 2 endeki alan 12A olur. S1'i 3A bulduk. s 2 12A bulduk. O zaman cevabımız ne çıkar? 1 bölü 4 çıkar arkadaşlar. Böylelikle 6. soruyu da Ceyhan bulduk. Geldik 7'ye. Valla 90'lara mı düşüyor? Dalacağız alfa ya. Öncelikle burası 4 mü? 4. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa beta Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Ve benzerlik olan alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8. Kolay bir benzerlik. 1'i 2. E hocam o zaman burası betanın karşısı üçgen betanın karşısı 6 yapar. 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10 yapar. E sonra şunlar paralel verilmiş. Arkadaşlar şunların paralelliğine bakacak olursak. Aa burada 4 bölü 6 oran var. 4 bölü 6 oran nedir? 2 bölü 3 değil midir? E, 2 bölü 3. Yani burası 2K iken burası 3K'dır. Şimdi tabanlardaki oran alanlardaki oran eşit değil midir? Evet. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliriz. E, toplam 5A'yı ben bulabilirim. 5A alanı ne eşit arkadaşlar? Dik üçgenin alanı ne eşit? 5 çarpı 10 bölü 2 eşit. 5'ler gitsin. A'yı da buradan kaç buluruz? 5 buluruz. A5 ise bizden 3A isteniyor. A yerine 5 yazdığımızda cevabımız kaç çıkar? 15 çıkar. Evet. Dolayısıyla 7. soru böylelikle akçay oldu. Ve bu bölümdeki testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde yani 5. bölümün testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.